Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle denetleyici ve düzenleyici sistemi göreceğiz. Vücudumuzdaki sistemlerin birbiriyle uyumlu ve sorunsuz çalışmasını sağlayan sisteme denetleyici ve düzenleyici sistem diyoruz. İki başlık altında görüyoruz denetleyici sistemi. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri olarak. Sinir sistemine baktığımız zaman o da iki başlık altında inceleniyor. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanından oluşuyor. İç salgı bezlerine baktığımızda ise hipofiz bezi, tiroid bezi, pankreas, böbrek üstü bezi ve eşeysel bezler olduğunu görüyoruz. İlk olarak sizlerle sinir sistemi ile başlayacağız. Yani merkezi sinir sistemi olarak başlayacağız. Beyin ile başlıyoruz. Beyin kafamızın içerisinde, yani kafatasının içerisinde bulunan bir yapıdır. Şekil olarak baktığımızda bir cevize benzer. Yaptığı işler olarak da oldukça önemli bir organdır. Zeka, öğrenme ve hafıza merkezidir. Yani biz bir şeyi öğrenirken beynimiz ile gerçekleştiririz. Hafızamızda bir şeyi tutarken yine beynimiz bizim bunu yapmamızı sağlar. Acıkma, susama, uyku, uyanıklık gibi faaliyetleri düzenler. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir insan acıktığını, susadığını, uykusuz olduğunu ya da uyanık olduğunu fark etmez. Bunu buradan da anlayabiliriz. Yani beynimizin gerçekleştirdiğini anlayabiliyoruz. Kan basıncı ve vücut sıcaklığını düzenler. Vücut sıcaklığımızın belli bir değerde olması gerekir. Kan basıncımızın yine belli bir değerde olması gerekir. Bu dengeyi sağlayan kişi yine beynimizdir. Hormonların zamanını belirler. Yani her hormon her dakika salgılanmaz. Bunu ilerleyen konularımızda tekrar göreceğiz. Gördüğümüz zaman daha detaylı anlayacaksınız. Duyu organlarından gelen uyarıları değerlendirir. Mesela gözümüzün görme işlemine bakıyoruz. Gözümüze gelen ışık beynimize iletilir ve beynimiz onun görme yetkisine sahip olduğu için gör emrini verir ve biz o ışığı görmüş oluruz. İstemli hareketlerin kontrol merkezidir. Yani elimiz, kolumuz, biz bu hareketlerimiz, elimizle, kolumuzla yaptığımız hareketleri istemli olarak yaparız ve bunların kontrol merkezi de yine beynimizdedir. Beyincik de beynin arka kısmında bulunur ve denge merkezidir. Yani bizim dengeli bir şekilde yürüyebilmemizi sağlayan yapı beyincikimizdir. Kol ve bacak kaslarının birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlar. En çok sorularda beyinciği çıkarılan bir kuş sorusu vardır ve bu cevap olarak baktığımızda beyinciği çıkarılan bir kuş dengeli bir şekilde uçamaz olacaktır. Omuriliğe baktığımızda da sırttaki omurga içerisindedir. Sırtımızda boynumuzun kökünden başlayarak kuyruk sokumumuza kadar devam eden bir omurgamız var. Bu omurganın içindeki ince yapıya da omurilik diyoruz. Beyin ile organlar arasında bilgi iletimini sağlar diyoruz. Yani kafatası organları ile vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar diyebiliriz. Refleks davranışları burada önemlidir. Refleks davranışları nelerdir peki? Şimdi sizlerle onlara bakalım. Gördüğünüz gibi mesela elimize bir iğne battığı zaman elimizi çekeriz. Bu işte refleks bir davranıştır ve bunu yapan omuriliktir. Yüksek ses duyduğumuz zaman aniden yüksek bir ses duyulduğunda irkilme yaşarız. Bunu yine omurilik gerçekleşir. Işıkta göz bebeğinin küçülmesi, fazla ışık geldiği zaman omurilik göz bebeğini küçültür ve bizim gözümüze çok fazla ışığın girmesine engel olur. Tam tersi de az ışıktayken olur. Az ışıktayken de göz bebeği büyür. Limon görünce ağzın sulanması yine aynı şekilde omuriliğimiz tarafından gerçekleşir. Örgü örme, araba sürme, yüzme, dans etme, bisiklet sürme bunlar sonradan öğrenilen davranışlardır. Ve ilk olarak öğrenme işini beyin gerçekleştirir. Beyin öğrenmeyi gerçekleştirdikten sonra omurilik bunu otomatik olarak devam ettirir. Ancak iğne batan parmağın çekilmesi doğuştan gelen bir reflekstir. Yüksek sesle irkilme doğuştan gelen bir reflekstir. Işıkta göz bebeğinin küçülmesi doğuştan gelen bir reflekstir. Bunları lütfen karıştırmayalım. Omurilik soğanına geldiğimizde ne görüyoruz peki? Boynun üst kısmında bulunur. Burada yumru şeklinde bir yapıya sahiptir. İstem dışı çalışan organları yönetir. İstem dışı deyince bizim iç organlarımız özellikle aklımıza geliyor. Yaşamsal faaliyetlerimizi yönetir. Buna baktığımız zaman da solunum sisteminin çalışmasını düzenler. Yani nefes alıp vermemizi düzenleyen kişi omurilik soğanıdır. Dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, sinir sisteminin çalışmasını da yine omurilik soğanla düzenleyecektir. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İyi çalışmalar.